Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulillahi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Emma ba'd. Halebi-Sagir'den namazın mekruhları, namazda işlenmesi münasip olmayan, efendim hoş olmayan, mekruh olan fiiller. Bundan bir ders yaptık. İkinci dersimize devam ediyoruz. Ve yukrahu yine mekruh olur. Tabi mekruh sünnetlerin terkinde, vaciplerin terkinde oluyor. Ne en yeküffe sevbehu. Namaz kılanın elbisesini böyle uzun elbiselerle kılıyorsa, mesela cübbe gibi falan filan, önden yukarıya toplaması ya da arkadan yukarıya toplaması bir yerde, ya da işte kollarını sıvaması, sıvalı kollarla namaz kılması. Buna teşmir deniyor. Mesela gömleği, uzun kollu gömlek veyahut da işte cübbesi, ceketi neyse, kollarını böyle geri sıvalayarak namaz kılması, bunlar mekruh olur. Evet, ya da elbisenin önünü yukarıya beline toplaması ya da arkasını toplayarak kılması mekruh olur. Ve huve, bu nedir? Bu kef, keffi sevip fis salati, namazda bir amelin galilin, az bir amelle. Şimdi bir ameli galil var, bir ameli kesir var. Ameli galil bir hamleyle elbisenin önünü topluyor, beline misal iliştiriyor. Eğer ameli kesir olursa, yani çok işlemlerle geriden bakan kimsenin namazda olmadığı kanaatine varırsa, o zaman namazı bozulur. Neyle bunu yapıyor, bu elbiseyi engellemesi, toplaması? Ben yerfa'ahu, o elbiseyi kaldırmakla, min beyni yedihi, ön tarafından. Ev min halfi, arka tarafından. Neden? Anis sücud. Yani secdede yere değmesin diye. Secdede yere değmesin diye elbiseyi önden veya arkadan toplaması, kaldırması, efendim az bir amelle, bir hamleyle yapabiliyorsa bunu mekruh olur. Ama çok işlemlerle yapıyorsa namazı bozulur. Ev yedhule fiha, ya da namaza girmesi kişinin, ve huve mekfufun, yani namaza başlamadan önce cübbesinin önünü beline topluyor, sıkıştırıyor veya arkasını, bu şekilde namaza giriyorsa ya da işte kollarını sıvalayarak namaza giriyorsa, kollarını sıvalamış, indirmeden namaz kılıyor, bu mekruh olur. Ne gibi? Kema idâ dehale, namaza başladığı gibi, girdiği gibi. Ve huve müştemirrul kümmi. Müştemir. Müştemir, iştemarra yeştemirru. Yani kolları şemreli demek, sıvalı yani. Geriye sıvamış kollarını. Buna müştemirrul kümmi. Küm kol demek, kol. Küm kol, yen yani. O gömleğin kollarını veya işte giydiğine ise onun kolunu geriye böyle katlayarak namaza girmesi. Önceden katlıyor, o şekilde namaza giriyor. Çünkü namazda tevazu ve huşu gerekir. Bir makam sahibinin yanına giderken nasıl giydiği elbiseye dikkat ediyorsa, böyle bir makam sahibinin huzuruna kolları sıvanmış olarak ya da ceket omuzunda, palto omuzunda girebilir mi? Giremez. O zaman namazda da böyle tevazuya, huşu dediğimiz samimiyete uygun şekilde namaza girmesi lazım. Evi zeyli, ya da eteğini yukarıya toplayan. Zeyl, etek demek. Zeyl ne demekmiş? Eteğini yukarıya toplayan. Ev en yerfa'ahu, ya da uzun olan elbisesini geriye kaldırıyor, efendim yukarıya kaldırıyor. Keyla, o kelime yanlış yazılmış. Yeteterrabe, yeteterrabe. O yeterattebe yazmış, o mana, o lafız burada olmayacak. Yani keyla yeteterrabe, efendim toprağa bulaşmaması için. Mesela uzun elbisesi, işte cübbe olur bu, Arapların giydiği cellabiye olur. Toprağa bulaşmaması için önceden ne yapıyor? Onu beline doğru kaldırıyor ya da önden arkadan, sonra namaz kılıyor. Bu, ya da namaz içindeyken bunu yapıyorsa, bu mekruh olur. Yeteterrabe.
ve yukrahu lil musalli. Tabi yeteterrabü, teterrabe yeteterrabü, tekelleme yetekellemü gibi. Yani tefaul babından bir fiil. Ve yukrahu lil musalli, namaz kılan için yine mekruh olur. Ne? Küllü ma, bir şeyin tamamı ki, hüve o min ahlakil cebabirati. Kibir insanların, zalim insanların ahlakından olan şeyleri yapmak yine mekruh olur. Umumen, genelde. Mesela kibir insanlar böyle bazı fiiller işliyorlar. İşte kendilerinden aşağıdaki insanlara üstünlük taslamak için. Zalimlere, kibirli insanlara ait olan onların ahlakından bir şeyi namazda yapmak, bu da mekruhtur. Niye? لِيَنَّ السَّلَاةَ Çünkü namaz makamı tevadu'i, alçak gönüllülük makamıdır. Yani orada alçak gönüllülük arz etmek lazım. Ve tezellülü, o da aynı manada, boyun eğmek. Vel huşu'i, teslimiyet. Huşu, teslimiyet demek. Hem kalbiyle hem kalıbıyla teslimiyet yeridir namaz. Boyun eğme yeridir. Alçak gönüllü olma yeridir. Allah'ın huzurunda durmak çünkü. Fettekebburu, büyüklüğü taslamak ve tecebburu, ikisi aynı manada. Tekebbur, tecebbur. Yani büyüklük taslamak, gururlanmak, yünafiha, namazın özüne zıt olur, ona aykırı olur. Ve yukrahu, yine mekruh olur namazda. Ne? En yusalliye, kişinin kılması, fi izarin vahidin, efendim bir pijama ile. Burada izar aslında peştemal demek, fakat burada bir donla, sadece bir don ya da bir efendim don mesabesinde göbekten diz kapağı altına kadar örten iç çamaşır buna diyelim. Sadece başka bir şey yok erkeğin, bu erkekler için. Erkeğin böyle bir pijama ile ya da bir donla iç çamaşırla namaz kılması mekruhtur. Başka var olduğu halde, yani başka giyeceği elbiseler var olduğu halde. Evfis seravili ya da seravil. Seravil aslında pantolon demek, şalvar demek. Burada don, don manasını geliyor. İç çamaşır. Fakat sadece pijama diyelim biz buna. Sadece pijamayla namaz kılması mekruh olur. Li kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimizin şu sözünden dolayı. Ne buyuruyor peygamberimiz? La yusalliyenne ehadüküm, kesinlikle sizden birisi namazını kılmasın, fissevbil vahidi, tek elbise içerisinde. Başka elbiseleri olduğu halde. Ama başka elbisesi yoksa onunla kılacak. Kerahatte yoktur. Öyle tek elbise ki leyse ala atigihi, boyununda olmadı. Minhu, elbiseden şeyin bir şey. Ne demek burada? Giydiği elbise bak, omuzdan aşağıya doğru giyiliyor. Erkeklerde sadece göbekten aşağısını kapatacak bir elbise giyerse, bunda başka elbisesi olduğu halde böyle namaz kılarsa namaz bozulmaz ama erkekler için, fakat mekruh olur. O zaman peygamberimiz diyor ki giydiği elbise omuzlarını da örtmesi sünnete uygun olan. Yani bugünkü giyildiği gibi işte omuzlarından aşağıya doğru vücudunun tamamını örten bir elbise giymesi sünnete uygundur. Sadece göbekten aşağıyı örten bir elbise içerisinde namaz kılmasın, kerahat olur diyor peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Atık burada atık boyun demek. Evet. Omuzları yani, omuz. İlla min özrin, ancak özürden dolayı bir elbise içerisinde namaz kılarsa. Özür ne demek? Bien la yecide gayrahu, başka elbise bulamıyorsa, sadece efendim pijaması var, göbekten diz kapı altına kadar kapatıyorsa ya da uzun bir donu var, yani iç çamaşırı veya sade bir şalvarı var, göbekten diz kapı altına kadar örterek tek elbiseyle namaz kılabilir. O kerahatte değil. Ve yukrahu, yine mekruh olur. En yusalliye, kişinin namaz kılması, hasiren, hasiran, baş açık. Ey mekşufen, ey kâşifen râsehu, başın açarak namaz kılması. Tekâsülen, tembellikle. Mesela bugün başın açarak namaz kılanların çoğu cebine bir takke koysa olur. Çoğu neden kılıyor? Tembellikten. Tembellik sebebiyle efendim başını örtmeden açık başta namaz kılarsa erkekler, bu tabi kadınlarda olmaz zaten,
kadınlar her halükarda başlarında örtmeleri farz. Efendim saçlarını örtmeleri de farz. Erkekler için bu. Erkeklerin tembellik yüzünden, üşenme yüzünden baş açık namaz kılmaları mekruhtur. Anlaşıldı mı? Evet, şimdi peki eyli ecil keseli demiş. Tembellikten dolayı. Bir eniştegale meşgul olmakla neyle meşgul? Takdiyetehu. Bir eniştegale takdiyetehu. Yani örtmeyi, orayı, başını kapatmayı kapatmayla meşgul olmaktan tembellik gösteriyor. Yani başını kapatmıyor. Efendim onu örtme işini terk ediyor. Tembellikten zaten bu insan bunu yapıyorsa bu mekruh olur. Ev tehavünen ya da önemsemeyerek, yani tehavün, bu da yine tehavün aslında burada alay ederek değil de yani önemli bir mesele değil diyerek, önemsemeyerek, bir ellem yaraha, yani inanmamakla, emren mühimmen, bu başı örtmeyi efendim önemli bir iş görmeyerek, önemli iş olduğuna inanmayarak fissalatı namazda böyle kılarsa mekruh olur. Yani namazda baş örtmenin önemli olmadığına efendim inanarak namaz kılarsa ne olurmuş demek ki? Mekruh olur. Ama baş örterek namaz kılmayı hafife alırsa, alay ederse, aşağılarsa o zaman bu insanı dinden çıkarır. Çünkü namazda bir insanın kıyafetini ya da namazdaki fiillerini alaya almak, aşağılamak, küçümsemek imana zarar verir. Vela be'se aleyhi, namaz kılana bir sakıncası yoktur. Ama yapması daha güzel olur. İza faalehu ey keşfer ra'si, başını açmayı yaparsa, yani başını açarsa, tezellülen ve huşu'an, yani Allah'ın huzurunda boyun eğmek için, mahşerde de biz baş açık, yalın ayak Allah'ın huzuruna çıkacağız. Öyleyse tezellül, tevazu, alçak gönüllülük, huşu, böyle tam bir teslimiyetle ben bir aciz kulum, bu şekilde huzurda duruyorum diyerek kılarsa bunda da bir sakınca yoktur. Lennehül maksudu fissalati. Çünkü bu huşu, tevazu, Allah'a teslimiyet namazda asıl kastedilen budur zaten. Namaza teslimiyet. Ve fi kavlihi la be'se, fıkıhlardaki bu la be'se tabirinde, sözünde vardır. İşaretün, işaret var. Nereye? İla ennel evla, daha uygun olan en la yefalehu, işlememesidir. Fıkıhlarda geçen la be'selerde o işi terk etmek efendimse yapmak daha uygun manasını ifade ediyor. Lienne fihi, çünkü başını açmada vardır. Terke aksi zinetil, zinetini edinmeyi terk. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an'da ya beni Adem'e hudû zinetekum inde kulli mescid, Araf suresinde, ey Ademoğulları her namaz vaktinde, her namaz kılarken güzel ve temiz elbiselerinizi giyin. Şimdi namaz ibadettir. İbadette de Allah'ın huzurunda temiz, güzel elbiselerle namaz kılmak emredildiği için işte bu emri terk ettiğinden kerahat işlemiş olur. Evet. Peki el-me'muri biha, emredilen ziynet edinmeyi terk vardır burada. Mutlakan mutlaka fiz zahiri, zahirde. İster huşu olsun, ister olmasın. Ve keza yukrahu, yine mekruh, böylece mekruh olur. En yusalliye, bir kimsenin namaz kılması fi thiyabil bizleti, iş elbisesinde, iş. Mesela adam sanayide çalışıyor, fabrikada çalışıyor, tarlada çalışıyor. İş elbisesinde namaz kılması mekruhtur. Varsa namaz kılarken en azından iş elbisesini değişip bir elbise giymesi daha uygun. Bir kesril ba'i, bizle, ba'nin estesiyle. Ve zalil mucemeti, zali muceme ile, zali muceme, yani zel ile, noktalı zel. Ve huve, bu neymiş? Ma bir şey ki la yusanu, bu iş elbisesi korunamayan, ve la yuhfazu, muhafaza edilemeyen, mine deresi, kirden. Mesela insan iş yaparken elbette yaptığı işe göre kir bulaşıyor. Necis değil de kir. O zaman kirli elbiseyle namaz kılmak mekruh olur. Namaz kılarken
en azından altını değiştirip ya da işte namaz kılmadan önce iş elbisesi tulum olursa tulumunu çıkarır. O şekilde temiz elbiseyle namazını kılması sünnet. Evfi siyabil mihneti ya da bu iş elbisesi. Mihnet bir sanat icrasında sanatını icra ederken giydiği elbise. Bu da aslında iş elbisesi demek. İl hizmeti, hizmet yaparken giydiği elbise. Vel ameli, iş yaparken giydiği elbiselerde eğer başka elbisesi varsa bunların içinde namaz kılmak mekruh olur. Niçin? Lima fihi zalike. Çünkü iş elbisesini, hizmet elbisesini giymesinde var. Min terki akdi ziyneti. Ziyneti terk etme var. Ziynet neydi? Güzel elbiseleri giymek. Evet. Vel müstehabbü, güzel olan, adaba uygun olan en yusalliye racülü, kişinin namaz kılması fi selaseti esvabin, üç elbise içerisinde. İzar dediği göbekten aşağı avret yerlerini kapatan peştemal ya da işte iç don, iç çamaşır. Ve kamisin, ikincisi gömlek. Gömlek olduğu zaman ta omuzundan işte diz altına kadar uzanan bir giysi. Ve imametin, bir de sarık. İmamede sarık. O zaman üç elbise içerisinde namaz kılacak. Bir donu var, yukarıdan aşağı bir gömleği var, bir de sarık, sarık saracak. Bu sarık içerisinde, sarıkla beraber namaz kılmak müstahaptır. Velev salla, bir adam namaz kılsa, fi sevbin vahidin, tek elbisenin içerisinde, müteveşşihan, bedeninin tamamını örter olduğu halde, bihi o elbiseyle, müteveşşihan örter olduğu halde, bihi onunla cemi'a bedenihi, bedeninin tamamını. Mesela, yukarıdan aşağı bir elbiseyi giyiyor, vücudunun tamamını örtecek şekilde, kema yef'alühül kassaru, elbiseyi yıkayıcıların yaptığı gibi, kassar, yani çamaşır yıkayanlar demek. Çamaşır yıkayan kimse. Fil maksarati, çamaşırhanede yaptıkları gibi yukarıdan aşağı vücudun tamamını örten bir elbiseyle o elbiseyle namazını kılsa caiz olur min gayri kerahatin, kerahatsiz, lakin fihi terkül istihbab, lakin burada müstahap olanı terk vardır. Müstahap olan neydi? Üç elbise. Üç elbise olması müstahaptı. Ve ruhiye an Ebi Hanifete rahimahullah, İmam-ı Azam'dan nakledildi ki ennehu, İmam-ı Azam kâne idi, yelbesü giyer idi, ahsene thiyabihi, en güzel elbiselerini fi salati namazda. İmam-ı Azam en güzel elbiselerini nerede giyiyormuş? Namaz kılarken. Evet, o zaman Müslüman elinden geldiğince namaza temiz, güzel elbiseyle durması, namaz kılması, hele hele camilere giderken temiz elbisesiyle gitmesi İslam'ın önemli ahlaki kurallarındandır. Vel meratu kadın. Şimdi buraya kadar anlatılanlar erkekler için. Vel meratu kadın. Müslüman kadın tusalli, namazını kılar fi selaseti esvabin, üç elbise içerisinde. Eydan, erkek gibi. Bu üç elbise neymiş? Kamiz, gömlek. Tabi bunlar yörelere göre değişiyor. Her ülkenin kendine göre giyim kuşam şekilleri var. Tabi kamis dediği omuzdan ta topuğuna kadar. Ve himar, başörtüsü. Ama nasıl başörtüsü? Himar, haile olursa noktasız ha, eşek demek. Noktalı haile olursa başörtüsü demek. Yani Kur'an'da da geçiyor. Vel yadribne bi humurihinne ala cuyubihinne. Yani kadınlar baş örtülerini, göğüslerini, sırtlarını örtecek şekilde üzerlerine indirsinler. Şimdi burada himar kelimesi göğsünü, sırtını örtecek baş örtüsü, daha geniş. Ve miknaatin. Bir de mikna, bu da baş örtüsü ama bu küçük himara göre. Dolayısıyla böyle vücudunun hatlarını, vücut hatlarını belli etmeyecek elbiseler giyerek kadın tepeden tırnağa kadar örtünerek namazını kılacak. Ve fil hulasatı, hulase isimli fıkıh kitabında şöyle geçiyor. Kamisun ve izarun, kadının üç elbisesi var. Bir gömlek. Gömlek dediği ta yukarıdan aşağıya omuzlarından topuklarına kadar giydiği elbise. İzar, iç peştemal dediği, ama bu da yine göbekten diz kapağı altına kadar ya da topuğuna kadar giyiyor.
ve miknaatun, bir de mikna, bu da başını örtecek bir şey. Ve huvel evla, bu daha evladır demiş hulasada. Niye? Liyennel izara, çünkü izar, yani enterenin altından giydiği iç çamaşırı, fihi, bunda var, ne var? Ziyadetü setri, ziyade güzel örtünme var. Tesüddü meseddel himar, yani başörtüsü yerine geçen, kaim olan, güzel bir örtünme olduğu için, yani sade entare giymesin, altına da efendim alt elbiselerini giysin. Zaten kadınlar öyle yapıyorlar. Vehiye kesrilmeyim. Bu mikna'a, buradaki vehiyenin zamiri nereye gidiyor? Efendim mikna'a, kesrilmeyim. Mikna'a derken mimin kesresiyle. Mikna'a. Mikna'a neymiş bak? Mikna'a. Bir kesrilmeyim. Okunuşunu söylüyorum. Mimin kesresiyle. Mikna'a. Evet. Sevbün bir elbisedir. Yudav konulur. Ala rasim başa. Ve yurbatu bağlanır. Tahtel hanek, çene altından. Şimdi kadınların miknası neymiş? Başını örten ve çene altından da bağlanan. Buna ne deniyormuş? Mikna'a. Vel gına, gına ne demekmiş? Evsa'u minha, bundan daha geniş. O zaman başını örtüyor, çene altını örtüyor, biraz daha aşağılara doğru inen, ona da gına deniyor. Bir haysu, bir şekilde ki efendim yutafu min tahtil hanek, çene altından indiriliyor ve yurbatu minel vera, çene altından dolaştırıyor ve arkadan ne yapıyor? Bağlıyor. Bu da o zaman buna ne deniyormuş? Gına. Yani başını örtüyor, çene altından dolaştırıyor ve arkaya atıyor. Böylesine büyük bir şey. O zaman kadınlar için bu daha güzeldir. Neymiş bu? Gına kelimesi. Evet. Ve türselü, efendim ne yapıyor orada? Ve yurubatu minel vera, arkadan bağlanıyor. O da, buna da gına deniyor. Vel himar. Himara gelince. Himar. İşte Arapçayı bilmek çok önemli mesele. Şimdi bir nokta manayı değiştiriyor. Himar, himar. Başörtüsü ekbaru minhuma. Bu iki giysiden kadınlar için daha büyüktür. Yani ne demişti orada? Bir mikna var, bir gına var. İkisinden daha büyüğü himar, başörtüsü. Yugatta bihir rasu, o başörtüsüyle baş örtülüyor. Yugatta yüsteru manasına ve türselü bırakılıyor. Etrafuhu, iki ucu alezzahri sırta, evis sadri ya da göğse. Yani başörtüsü başını örtüyor ve iki tarafını da arkaya bırakıyor ya da ön tarafa bırakıyor. Göğsünü ve sırtını örtecek şekilde büyük başörtüsüne de himar deniyor. Evet. Ve yukrahu eydan. Yine önceki gibi mekruh olur. Limsalli, namaz kılan için. Namaz kılarken kadınların yüzü hariç, şu yüzü hariç, bir de elleri bilekten aşağısı hariç, bütün vücudunu kapatması lazım. Kadınlar ister gecenin karanlığında namaz kılsınlar, isterse tek başlarına kendi odalarında namaz kılsınlar. Kadınların tepeden tırnağa yüzü hariç, bir de elleri bilekten aşağı hariç, her tarafını örterek namaz kılması farzdır. Peki, ora bitti. Yine namaz kılan için mekruh olur. Ne? En yerfa ra'sehu, başını yukarıya kaldırması. Ev yunekkisehu, ya da başını aşağı indirmesi. Ve huve fir rükû'i, rükûda olduğu halde. Şimdi rükûye varıyor. Mesela başı böyle aşağı eğik, sırtı yukarıda. Ya da başı yukarıda, sırtı eğik. Erkeklerde bu da mekruh olur. Ne olacak rüküye vardığı zaman? Başı ile beli dümdüz olacak. Üzerine bir bardak su konulsa durabilecek şekilde. Ne başını yukarı kaldırıp sırtını aşağı indirecek, ne sırtını yukarı kaldırıp başını. Buna tenkis deniyor. Li muhalefetihi, bu şekilde başını yukarıya kaldırması ya da aşağıya eğmesi, çok eğmesi oldu, muhalif olduğu için. Neye? El heyetel mesnunete, sünnet olan pozisyona, fihi namazdaki, namazda rükudaki, namazda rükuda sünnet olan pozisyon neymiş? Şekil, başı ile belinin dümdüz olması. Ve yukrahu mekruh olur. En yâbethe bisevbihi,
elbisesiyle oynaması, ev bir şey min cesedihi ya da bedeninden bir şeyle. Mesela adam rükudan kalkıyor, secdeye varırken pantolonunu geri çekiyor böyle. Pantolonunu geri çekiyor. Ütüsü bozulmasın diye. Buna abes bir sevüp deniyor. Elbisesiyle uğraşıyor. Ya da mesela namaza durmuş böyle durmadan yahasını kavuşturuyor mesela. Böyle. Buna abes oynamak. Gereksiz bir hareket. Peki bir defa işe yaparsa mekruh olur. Ama üç defa pantolonu yukarı çekerse peşi peşine namazı bozulur. Bir rekatta üç defa namazı bozulur. Peki neymiş bu? Efendim el abesu abes fiilün bir işlem ki iş ki fiilinde var garadun bir gaye gayru sahihin. Doğru olmayan. İşte anlamsız bir iş. Yani rükudan secdeye inerken niye pantolonunu çekiyor? Çünkü çok dar giydiği için. Doğru olmayan bir hedef, gaye ya da fiildir. Ve sefehü beyinsizlik nedir? Mâlâ garada fihi kendisinde bir fayda olmayan işi yapmak beyinsizliktir. Sefeh. Sefih. Mesela sefeh kelimesi, sefih kelimesi onun çoğulu süfeha beyinsizlik. Kedâ anil kâr deri. Orada yine yanlış yazılmış bu kitapta. Ker deri olacak orası. Kerdi yazmış orada. Ker deri. Vakile başka bir görüşe göre şöyle denildi. El abethü namazdayken elbiseyle oynamak laibün bir oyun eğlence, oyuncaktır. Oyundur. Oyun. La lezzete fihi. Kendisine hiçbir manevi lezzet olmayan bir faydası olmayan bir boş oyalanmadır. Oynamadır. Evet. Diyor başka bir görüşe göre. Yani faydası yok. Faydasız bir meşguliyet. وَالْلَعِبُ Halbuki bir oyun eğlence huvellezî fihi lezzetün kendisine bir lezzeti olan şeydir. Bunda bir lezzet falan yoktur. Fuzuli elbisesiyle meşgul oluyor. وَيُكْرَهُ yine mekruh olur. اَنْ يُفَرْقِعَ اَصَابِعَهُ parmaklarını çıtlatması. يُفَرْقِعَ فَرْقَعَ يُفَرْقِعُ دَحْرَجِي وَدَحْرِجُ gibi parmaklarını çıtlatması namazın içinde. Bir en yemüddeha. Parmaklarını uzatıyor, şöyle çekiyor bak. Bak bak şöyle çekiyor. Bir en yemüddeha. Böyle ne yapıyor? Parmaklarını çekerek parmaklarını çıtlatması. Ev yakımıza ya da gams sıkmak. Parmağını sıkıyor bir şekilde çıtlatıyor. Efendim bunlar mekruh olur. Peki hatta tusavvite. Ta ki o parmağın ses çıkarınca, parmak ses çıkarıncaya kadar. Yani parmak çıtlatma böyle yapıyor. Ya da bir dokunuyor bu şekilde, bir şekilde şu eklemlere. Oradan bir ses çıkıncaya kadar ses çıkarması neymiş namazın içerisinde? Mekruh. Dinehyihi sallallahu aleyhi ve sellem anhu. Peygamber bunu yasakladığı için. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın hadis-i şerifi var. Namazda böyle parmaklarınızı çıtlatmayın diyor. Peki... Vakile denildi ki bir başka görüş innehu min ameli kavmi Lut'un aleyhisselam. Bu Lut aleyhisselamın kavminin amelindendir. Lut aleyhisselamın kavmi ne demek? Onların Lut aleyhisselamın kavminden kötü fiilli insanlar vardı. Eşcinsel insanlar. Onlar böyle yaparmış. Bir görüşe göre bu tabi. Onların fiilini yapmamak için efendim parmakları çıtlatmak mekruh. Ve ala hâde bu esasa göre madem Lut Aleyhisselam'ın kavminin kötü fiillerinden ya da kötü fiil işleyen kavminin yaptığı iş. O zaman bu esasa göre feyukrahu parmakları çıtlatmak mekruh olur. Harici salatı namazın dışında eydan namazın içinde olduğu gibi. Çünkü kötü insanların fiili. Bir görüş tabii bu. Yani bu bir görüş. Şimdi hep böyle parmakları çıtlatan insanlar o insanlar gibi kötü insanlar değil. Bazen adam adet etmiş, böyle parmaklarını çatlatıyor, yani sıkıyor ya da çekiyor, uzatıyor. Ama böyle bir görüş de varmış. Ev yüşebbike beyne sabi'ihi ya da bak teşbik, parmakları böyle birbirine geçirmesi. Böyle birbirine geçirmesi, namazda böyle yapması, bu da mekruh. Ya da böyle yapması, yani namazda ya da böyle, buna teşbik deniyor. Teşbik, parmakları birbirinin arasına sokarak bu şekli aldırması. Evet. Linehyihi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu yasakladığı için. Peygamberimiz yasaklamış. Yani namazdayken parmakları böyle
birbirine geçirmeyi. Efendim ne yapmış? Yasaklamış. En yef'ale fil mescid. Hatta en yuf'ale fil mescid. Mescide yapılmasına yasaklamış. Mescide böyle yapmayın yani. Böyle oturup da böyle yapmayın demiş Peygamberimiz. Tabi bu adab açısından. Adab açısından. Belki de bu incelendiği zaman tıbbi yönden de zararlıdır yani. Öyleyse fefis salati, namazı içinde böyle yapmak evla bin nehyi, yasaklamaya daha yakındır. Peygamberimiz camide böyle yapmayın diyorsa o zaman namazı içinde yapılmaması daha uygundur. Evet. Ve yukrahu, yine mekruh olur. En yec'ale, kişinin koyması yedehu, elini ale hasıratihi. Hasıra böğrü demek. Böğrü, böğür, böğür. Şu boşluk var ya, karın boşluğu. Namaz kılarken elini böyle yapması. Bu kibir alametidir. Bu mekruh olur. Hasıra böğrü demek. Böğrü biliyor musun? Evet, hasıra. Linehyihi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz yasakladığı için, anil hasri fis salati, namazda elleri böyle böğürlerine koymasının yasak olduğunu Peygamberimiz bildirdiği için. Ve huve müfessirun bidalike alel esahhi. Yani bu da neymiş? Ve huve müfessirun, açıklayıcıdır. Müfessir. Efendim neyi açıklıyor? Bidalike. Nasıl yapıldığını alel esah. Sahih kavle göre. Yani buradaki hasıla ne demek? Peygamber aleyhissalatü vesselam şunu yasaklamış. Demiş ki namazda böyle ellerinizi böğürlerinize koyarak namaz kılmayın buyurmuş Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Bunun manası insanın boş olan böğrüne efendim deniyor hasıra. Hasıra yani noktalı ha ile, namazın dışında da böyle yapmak kibir alametidir. Yani bazı insanlar alışkındır yaparlar da bazı insanlar böyle yapınca bu kibir alamet olarak. Namazın dışında da hoş bir hareket değil diyor. Yani Müslüman olabildiğince kibir emarelerinden, alametlerinden uzak olması gerekir. Evet. Ve yukrahu, yine mekruh kılınır. En yaklibel hasa. Orada yukallibe yazmış. Doğrusu en yaklibel hasa. Dışarıda namaz kılarken bir arazide, sahrada alnını koyacağı yerde taşlar varsa o taşları oradan temizlemesi, bi kulli halin, her halde. Yani namaz içindeyken alnını koyacağı yerdeki taşları temizliyor, ondan sonra alnını oraya koyuyor. Bu mekruh olur. İlla, ancak mekruh olmaz bir halin, bir durumda ki en la yumekkinehul hasa, o taşlar imkan vermiyorsa ona, mine sücudi aleyhi, oraya secde yapmasına. Mesela taşlar zarar vericiyse eline şöyle bir kez sıyırabilir orayı. Alnını koyacağı zaman. Orada kendine, alnına, burnuna zarar verecek küçük taşlar varsa böyle elinin bir kez silebilir. Ama üç kez böyle yaparsa namazı bozulur. Bir kez silebilir. Eğer o mekan onun secde yapmasına imkan vermiyorsa o taşlar. Ne ile? Yani ihtelefe irtifa'uhu, çünkü o taşların yüksekliği farklı. Ve ihfadu, birisi yüksek, birisi alçak olursa o zaman zarar verir de. Çeşitli böyle küçük taşlar var. Alçaklı, yüksekli, yani büyüklü, küçüklü. O zaman onlar zarar verir. Onun için onu kesiren çoğu zaman demiş. Çok olursa bu yani şeyi, yüksekliği, alçaklığı elinden bir kez böyle silebilir. Fela yestakirru aleyhi, onun üzerinde karar kılamaz. Kadrul fardı, farz miktarı, minel cepheti, yani bir secdede duracak kadar o taşların üzerinde alnını koyması, orada karar kılması mümkün değil. Çünkü zarar verir. Öyleyse onu böyle hemen eline silsin. Ya da en güzeli, namaza durmadan önce alnını koyacağı, ellerini koyacağı, dizlerini koyacağı, ayak uçlarını koyacağı yeri taşlardan temizler. Temiz şekilde namazını kılar. Namazın içinde bunlarla uğraşmaz. Evet. Feyusevviyehu, o taşları tesviye etmesi. Hineyzin o takdirde. Merraten, bir defa. Ev merraten, iki defa. Tesviye ne demek? Orayı düzeltmesi. Orayı, evet. Lenne fihi rivayeteyni. Bir, burada çünkü iki rivayet var bu konuda. Fi rivayetin, bir rivayette yusevvihi merraten, o alnına koyacağı yerdeki taşları bir defa böyle eliyle düzenler. Ve fi rivayetin merrati, başka bir rivayet iki defa.
ve fi azhari rivayeteyn, iki rivayetin en açık olanında ennehu yusevvihi marraten, orayı bir defa eliyle siler böyle, ve la yezidu aleyha, bir defanın üzeri ziyade etmez, bir defa sadece eliyle siler, oraya secde yapar. Eğer önceden temizlemeden namaza durduysa, kendine zarar vereceğinden korkuyorsa, li kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın şu sözünden dolayı, ne buyuruyor Peygamberimiz? La temsah el hasa. Yani bir sahabiye öyle diyor. Çölde, arazide namaza durduğun zaman alnın geleceği taşları silme. Ve ente tusalli, namaz kılar olduğun halde. Ne yapma? Onu silme. Fe in kunte la budde failen, eğer mutlaka bunu yapman gerekiyorsa, fevahideten, bir kez elinle düzenleyebilirsin orayı. Hadis-i şerifte bu. Bu hadis-i şeriflerin hepsinin kaynağı verilmiş. Ve yukrahu, yine namaz kılan için mekruh olur. En yeterabba'a, bağdaş kurması, fi cülusi, oturmasında. Yani namazda dizlerin üzerine oturmuyor da mazeretsiz, bağdaş kurarak oturuyor. Mazeretsiz bu. Hiç özrü yok. Özrü olmadan bağdaş kurması namazın içinde mekruh olur. İlla min özrin, ancak özür varsa. Özür ne olabilir? Hastalık vardır. Başka türlü oturamıyordur. O zaman ne şekilde mümkün oluyorsa o şekilde oturacak. Li muhalefetihil cülusel mesnune. Sünnet olan oturma şekline uymadığı için. Sünnet olan oturma şekli ne? İki dizinin üzerine oturması. Sağ ayağını efendim dikip sol ayağının üzerine oturması. Bu efendim sünnet olan şekil erkekler için. Ve la yukrahu, mekruh sayılmaz harice salati, namazın dışında. Namazın dışında bağdaş kurması mekruh değil. Namazın içindeyken mazeretsiz bağdaş kurması mekruh. Fil esahin, kabul edilen görüşe göre. Liennehu sallallahu aleyhi ve sellem, çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam kâne idi cüllü ku'udihi fi gayri salati, cüllü ku'udihi, daha çok oturuşu, yani burada cül daha çok manasına, daha çok oturuşu, fi gayri salati, namazın dışında, ma ashabihi, ashabiyle beraber, etterabbu'a, bağdaş kurarak oturmaktı. Peygamberimiz namaz dışında daha çok ashabiyle nasıl otururmuş? Bağdaş kurarak. Terabbu aslında dört kare demek, kare. Yani zaten şey de tam kare şeklini oluşturuyor, bağdaş kurmak. Kare şeklini oluşturuyor. Ve keda an Umar'a radiyallahu anh, Hazreti Ömer'den de böyle nakledilmiş. Ve inkânel cülûsü aler rükbeteyni, iki diz üzerine oturmak her ne kadar olsa da evla, daha uygun. Yani iki diz üzerine oturmak normal oturmalarda daha uygun olsa da Peygamber aleyhissalatü vesselam, sahabe-i kiram genelde bağdaş kurarak oturuyordu. Niye iki diz üzerine oturmak daha evla? لِيَنَّهُ اَقْرَبُ اِلَى التَّوَادُعِ, alçak gönüllülüğe daha yakın olan iki diz üzerine oturmasıdır. Edeptir yani. Ama adamın dizlerinde ağrı varsa, sıkıntı varsa, o zaman illa iki dizin üzerine oturacak diye bir şey yok. Rahat ettiği gibi oturur. Ve yukrahu, mekruh olur yine. En yugmida, kapatması aynehi, gözlerini. Namazda gözlerini kapatması mekruhtur. Linehyihi anhu fissalati. Linehyi sallallahu aleyhi ve sellem anhu fissalati. Peygamberimiz namazlarda gözlerinizi kapatmayın buyuruyor Peygamberimiz. Hadis-i şerifte böyle. Namazda gözlerinizi kapatmayın. Ancak namazda gözler kapatılabilir mi? He? Gözleri yummak, kapatmak. Kapatılabilir. Mesela nerede? Çok böyle oyalayıcı işler, gürültüler var. Bazı kötü manzaralar var. Böyle kendi zihnini karıştıracak şeyler varsa namaz kılarken gözünü kapatır, yumar. O şekilde namazını kılar. Ama normal şartlarda gözünü kapatmayacak, yummayacak. Ayaktayken secde yaptığı yere bakacak. Rüküye vardığı zaman ayak ucuna bakacak. Secdeye vardığı zaman burun kanatlarına bakacak. Oturduğu zaman kucağına bakacak. Öyle sağa sola izlemeyecek böyle. Böyle ayakta böyle sağa sola dikizlemeyecek. Ne yapacak? Secde yaptığı yere işte o şekilde tam bir teslimiyet. Böyle yukarıdaki ağaçları saymayacak. Ha? Orada kaç tane pencere var? Kartı kaçtığında kaç tane levha var? Onları saymayacak. Onlarla uğraşmayacak. Evet. Ve yukrahu en yugmuda aynehi. Orayı okuduk. Ve yukrahu yine mekruh olur. En yeltefite, kişinin dönmesi,
yönelmesi, hareket etmesi, bir vecihi yüzüyle yeminen sağa, evşimalen sola. Bak namaz kılarken böyle bazı insanlar var, namaza sağa sola bakıyor. Namazın içinde mekruh olur. Sadece yüzünü çevirirse, ama göğsünü çevirirse namazdan, göğsünü geriye çevirdi, bir gelene baktı, namazı bozulur. Göğsü kıbleden çevirmek namazın içindeyken namazı bozar, ama sadece yüzüyle böyle dönmesi de mekruh olur. Evet. Buna ne deniyor? İltifat fissalah. Likavlihi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimizin şu sözünden dolayı, hine su ile anhu, Peygamberimize bu sorulduğu zaman, Peygamberimize sorulmuş, namazda yüzü sağa sola çevirmenin hükmü nedir? Peygamberimiz ne buyurmuş? Hüvahtilasun, o bir çalmadır. Yahtalisuhu şeytan, şeytan onu çalıyor, min salatil abdi, kulun namazından. Kulu böyle namazda hep dikkatsizliğe yönlendirmek ister. Şeytan orada bir hırsızlık yaptı. Ne yaptı? Kişinin huşunu, kalp huzuruyla namaz kılmasını bozmak için onu sağa sola baktırıyor böyle. Bir hırsızlık yaptı. İhtilasın manası neymiş? Hırsızlık. Şeytanın onun namazında müdahale edip ondan bir şey kapması, oradan bir şey elde etmesi, çalması. Dolayısıyla kişi namazda tam Allah'a yönelecek. Kalbiyle, kalbiyle, gözüyle, sözüyle. Evet. Velev iltefete bi sadrihi, bir adam göğsüyle kıbleden dönse tefsüdü, namaz bozulur. Ve inkâne bi mûk'i ayneyhi, ama namazda gözünün ucuyla bakarsa fela yukra, mekruh olmaz. Mesela gözünün ucuyla bak namaz kılarken böyle. Böyle gözünün kenarıyla sağa sola böyle nazar ederse bu da mekruh olmaz. Ve yukrahu, yine mekruh olur. Engelçüde secde yapması. Ala kevri imametihi. Mesela başına bir sarık sarmış. Sarabildiği kadar sarmış. Bir ucunu da aşağı bırakmış. O aşağı bıraktığı dolamına secde yapıyor üzerine. Bu mekruhtur. Demek ki başına sardığı sarığın tamamını saracak. Sarık sünnet. Ondan sonra bir ucunu aşağı bırakır da o aşağı bıraktığı ucuna secde yaparsa bu mekruh olur. Fakat tekaddeme fi bahsi sucudi, bu yukarıda secde bahsinde geçti. Ven yetenehneha, tenahnuh, öksürmesi mekruh olur. Kasten, kasıtlı. Kasten, yani tenahnuh neymiş? Öksürmesi. En yetenahneha, öksürmesi de mekruhtur. Tenahnuh, kasten, bile bile. Yani efendim bununla kastediyor, bir kavlihi kasten, kasten sözüyle neyi kastediyor? İhtiyaten, ihtiyatı kastediyor. Min gayri daruretin, zaruretsiz efendim ne yapıyor? Kasıtlı olarak öksürürse ve haza, işte bu öksürme, mesela bak şimdi yap, şöyle yapıyor. Böyle öksürdü. Böyle öksürürse kasıtsız, kasıtlı. İzâ kâne tenahnuhu, bu öksürme eğer olursa, olduğu zaman, sauten, bir ses çıkardığı zaman, fakat sadece la harfe lehu, hiçbir harfi yoktur. Bunun bir harfi yoktur. Misal, ey lidâlike sauti, o ses için bir belirgin harf yoksa, ve kedâ levkâne lehu harfun vâhidun, ya da harfi var ama bir harf çıkıyor. Bir hilaf, o zaman gelecek cevabı. Bir hilaf-ı ma, bir şey bunun aksine ki, o zaman mekruh olur yani. Bir harf, hiç harf yoksa ya da bir harf varsa, öksürmesine çıkarsa mekruh olur. Ama bir hilaf-ı ma, bir şey bunun aksine ki, اِذَا كَانَ لَهُ, öksürdüğü zaman olduğunda harfani iki harf çıkarsa, اَوْ اَكْثَرُ, ya da daha fazla harf çıkarsa, فَاِنَّهُ يَكُونُ مُفْسِدًا, namazı bozar. Alema senübeyyinü inşallahü teala. İleride inşallah beyan edeceğimiz üzere. Yani bu kitabın ilerisinde bunları, namazı bozanları, ifsad edenleri beyan edeceğiz diyor. Şimdi mesela burada mazeretsiz öksürmek bazı insanlarda olabilir. Bak kaç tane şey çıktı. Ya da yaparsa böyle, bunlar eğer iki harf çıkar ya da üç harf çıkarsa, mazeretsiz olursa bozar.
emmes sualül medfu'u ileyhi. Emmes sual, sinle hemze ile olsa sual, soru demek. Ayın olduğu için sual, öksürük demek. Sual, öksürük. Ve emmes sualül medfu'u ileyhi, yani kendisine gelen öksürük. El muzdar ileyhi. Ne demek bunun manası? Yani def edemediği, mecbur kaldığı bir öksürme. Bazen insanın kendi elinde değil, öksürük galip gelir. Böyle galip gelen bir öksürüğe gelince fela yukrahu mekruh olmaz. Çünkü adam mecbur, namazda hasta, öksürüyor. Bir şey yapamazsın. Ya da bir öksürük geldi, gıcıklanma oldu boğazında. O zaman yine öksürebilir. Mekruh olmaz. Ve kedet tenahnuhu. Yine öksürmek mekruh olmaz. İzâ kâne an daruretin. İhtiyaçtan dolayı olduğu zaman, zaruret, öksürmeyi gerektiren sebep varsa, ne gibi? Kemâ izâ mena'ahul belgamu. Balgam, balgam bak, Türkçeleşmiş. Boğazına bir balgam gelip, men engellediği zaman, angıraatın, okumaktan, mesela tek başına gülüyor ya da imam, boğazına bir balgam geldi, okumasını engelledi. O zaman ne yapacak? Öksürecek, o balgamı def edecek. Anladın mı? Ha. Ev anil cehri. Ya da boğazına bir balgam geldi, imamın açıklarını okumasına mani oldu. O zaman o balgamı, boğazını böyle öksürerek temizler, ondan sonra açıktan okumaya devam eder. Ve o imamın, imam olduğu halde, eğer açıktan okumasına engel bir balgam vesaire geldiyse boğazına, yine öksürerek onu bertaraf edebilir. Fe innehu la yukrahu, mekruh olmaz. Vel ahsenu, güzel olan nedir? En yedfa'a sualehu, öksürüğünü engellemesi, in kadere, gücü yeterse. Gücü yeterse, gücü yettiğince öksürüğü engellemesi en güzel olandır. Ala def'ihi, engellemeye gücü yeterse, min gayri tararin yelhaguhu, kendisine gelecek bir zarar olmaksızın. Ama böyle öksürüğü engellemek istediğinde bir zarar gelecekse, nefesinin daralması vesaire vesaire gibi, o zaman gidermeye çalışmaz, öksürür. Riayeten lil edebi, edebe riayet etmek için. Ama izâ kâne, ama bu öksürük olduğu zaman, yahsulü lehu, yuhassulü lehu darar, ya da yahsulü lehu darar, def etmek istediğinde zarar oluşuyorsa kimseye, ev şuglu kalbin, ya da kalbi meşgul oluyorsa, o öksürü engelleme sebebiyle, bir def'ihi demiş zaten, öksürü engelleme sebebiyle kalbi meşgul oluyorsa bununla, fel evla olan ademuhu, öksürü def etmemesi ve efendim öksürmesi gerekir o zaman. Çünkü öksürmezse kalbi onunla meşgul oluyor veyahut da kendine bir zarar gelecek, öksürü tuttuğu zaman sağlığına zarar verecek bir şey olursa o zaman öksürünü def etmez. Ne yapar? O şekilde efendim öksürür ve rahatlar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.